Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte olgunlaşmamış domatesten kendi suyunda salata tadında harika bir turşu hazırlayacağız. Umarım sizler de benimle birlikte bu lezzetli tarifi dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Tarif için 3 kilo alacalı domates kullandım gördüğünüz gibi tamamen olgunlaşmamış hafif göğü hafif de kırmızı şimdi onları güzelce yıkadıktan sonra sizlerle birlikte yeşil yerlerine alarak ne ince ne de kalın olacak şekilde dilimliyorum. Domateslerin tamamını hızlıca dilimledim. Yaralı olan yerleri de mutlaka keserek aldım. Şimdi doğramış olduğum bütün domatesleri büyük bir çiğ köfte leğeninin içerisine alıyorum ki kolaylıkla karıştırabileyim. Domateslerin hemen ardından bir baş sarımsağı ayıklıyorum ve çok küçük olmayacak şekilde sarımsakları doğrayarak tepsinin içerisine ilave ediyorum. Turşuyu lezzetlendirmek için bir demet maydanozu güzelce yıkayıp ayıklıyorum ve incecik olacak şekilde doğradıktan sonra onu da tepsiye ilave ediyorum. Dilerseniz içerisine dereotu da ilave edebilirsiniz. Turşuya çok yakıştığı için iki tane kırmızı, iki tane yeşil olacak şekilde acı biber kullanıyorum. Ben Meksika biberi kullanmayı tercih ettim. Sizler herhangi bir acı biber kullanabilirsiniz. Öncelikle içindeki sert çekirdekleri alıyorum ve sonrasında ince ince doğrayarak tepsiye ilave ediyorum. Evet doğranması gereken bütün malzemeler tepsiye ilave edildi. Şimdi lezzetlendirmek için içerisine 3 yemek kaşığı kaya tuzu. Sizler tuzu daha az ilave edip sulandıktan sonra tuz oranına bakabilirsiniz. Tuzun hemen ardından 1 tatlı kaşığı limon tuzu. Dilerseniz bunun yerine bir büyük limonun suyunu da ilave edebilirsiniz. Ve olmazsa olmazı 1 tatlı kaşığı toz şekerin ardından bir tatlı kaşığı dolusu karabiber ya da renkli biber ilavesinin hemen ardından son olarak içerisine 250 ml üzüm sirkesi ve 250 ml zeytinyağını da ilave ediyorum ve elimle havalandırarak harmanlıyorum. Kesinlikle baskı uygulamayalım sadece güzelce karışmasını sağlayalım. Evet turşuyu yeterli miktarda karıştırdım şimdi üzeri için ağırlık hazırlıyorum. Büyük bir tepsinin içerisine su dolduruyorum ve içine yine büyük bir ağırlık bırakıp En az 1 saat boyunca domatesleri bu şekilde su salması için bekletiyorum. Bir saatin sonunda domatesler suyunu sağlı şöyle eğerek rahat bir şekilde göstermek istiyorum. Evet artık Kavanozları doldurmaya başlayabiliriz. 1 saatlik bekleme süresinde 1 litrelik kavanozları kaynar su ile kaynattım. Yaklaşık 10 dakika kadar kaynattıktan sonra kapakları da aynı şekilde kaynatıp kurumaya bıraktım. Şimdi hızlıca bütün turşuları steril olmuş kavanozlara doldurmaya başlıyorum. Domatesler gereğinden fazla yer kaplamasın diye lütfen ara ara Sizlerde videoda gördüğünüz gibi kavanozları olduğu yerde birkaç kez böyle yere vurun ve domateslerin iyice kavanoza yerleştiğinden emin olduktan sonra kapak boğumuna kadar doldurmaya özen gösterin. Kavanozları öncelikle domatesleri alıyorum. Sonrasında kalan sosu eşit miktarda tüm kavanozlara dağıtıyorum. Evet, bütün kavanozlar için kalan su miktarı yeterli oldu. Şimdi son kalan miktarı da eşit olacak şekilde kavanozlara dağıttıktan sonra üzerlerine birer dilim kabukları soyulmuş limon ilavesi yapıyorum. Limon hem hoş bir koku verecek hem de biraz daha ekşi olmasını sağlayacak. Evet, bütün kavanozlara limonları yerleştirdikten sonra Öncelikle kavanozların kapak ağızlarını temiz bir bez ile siliyorum ve sonrasında kaynatmış ve kurutmuş olduğum kapakları artık kavanozlara sıkı sıkı kapatıyorum. Turşu bir hafta sonra hazır rahatlıkla tüketebilirsiniz fakat mutlaka serin yerde ya da buzdolabının içerisinde muhafaza ederseniz daha uzun ömürlü olacaktır. Umarım tarifi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.